Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, bir yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının da 104. yıl dönümü. Türkiye'de birçok noktada coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da da çeşitli adreslerde kutlanmaya başlandı. İlk resmi adres Taksim'de, ancak İstanbullular atasını unutmadı ve yine bu kutlu günde atamızı ziyarete geldiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, egemenliğin millete verilişinin 104. yıl dönümü bugün. Bütün cihan bilmelidir ki der Mustafa Kemal Atatürk, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur, yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Evet, bugün olağanüstü koşullarda bile meclisin iradesinden vazgeçmeyen Türk milletinin egemenlik günü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu güzel günü geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etti. Türk milleti bugün de atasını yad etmek için İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na gelmeye başladı. Evet, törenlerin resmi adresi Taksim'di dedik. Orada Cumhuriyet anıtına çelenkler kondu. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar halk oyunlarını sergiledi, şiirler okudu. Ancak atasını yad etmek isteyen Türk milletinin adreslerinden biri de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı oldu. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Burada atamızın odasında, atamızın hayata son nefesini verdiği o odada aralıklarla yoğunluk oluşuyor. Sabahın erken saatlerinde buraya okul gezileri düzenlendi. Atasını, çocuklarını anlatmak isteyen, bu bayram havasını yaşatmak isteyen aileler çocuklarını da alarak resmi tatilde bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı yaşatmak için çocuklarıyla birlikte Dolmabahçe'ye geldiler. Atamızın odası da aralıklarla yoğunlaşmaya devam ediyor. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi Atatürk. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini de taşıyor. Evet, Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin, cumhuriyetimizin temellerini atan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor. Tüm çocuklarımızın bayramını Dolmabahçe'den içtenlikle kutluyoruz.